Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz'un geride kalan 7 yılında Türkiye'de çok şey değişti şüphesiz. Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen, milli iradenin seçtiği iktidarı, yönetimi devirmeyi hedeflemiş bir yapıdan söz ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde üstlenen, kollanan, korunan Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti dedik ve bu süreçte Türkiye'de ve dünyada neler değişti, Türkiye'ye etkileri neler oldu, bunları konuşacağız. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen karşısında bulunan ve 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ndeyiz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Fuat Bey. Oldukça insanı tarifsiz duygulara ve de hislere sürükleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıl önce bu müzenin açılışını yaparken ifade ettiği gibi zaman zaman da ağlatan son derece müstesna bir müzedeyiz. Size göre 7 yıl nasıl geçti ve nasıl bir noktaya geldi Türkiye? Evvela 15 Temmuz zaferini, 15 Temmuz direnişini büyük bir izzetle, büyük bir şerefle bu millete, bu ümmete yaşatan aziz şehitlerimizin ruhunun şad olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum ve onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten aziz şehitlerimizin hatırası çok kıymetlidir, çok kutsaldır ve bu gerekçeyle de bu hatıranın doğru bir şekilde hatırlanması, toplumsal belleğe doğru bir şekilde kazınması için çok gayret sarf etmemiz gerekmektedir. Ve bu noktada içinde bulunduğumuz bu müzede bu gayretin esasında yansımalarından bir tanesidir. 253 şehidimiz var. 253 kahramanımız var. Bu sene 15 Temmuz anma etkinliklerinde biz 15 Temmuz'u hatırlarken Türkiye yüzyılının kahramanları olarak nitelendirdik. Önce şehitlerimizi ve elbette gazilerimizi. Ve elbette o gün sokaklara, meydanlara koşarak, canını hiçe sayarak, vatanı için, milleti için, şerefi, izzeti için mücadele eden bütün vatandaşlara atfen Türkiye yüzyılının kahramanları ifadesini kullandık, kullanıyoruz. Gerçekten 15 Temmuz hain bir darbe girişimiydi. Fakat aynı zamanda darbe görünümlü bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz bu milletin, bu ülkenin, bu devletin istiklaline yönelik bir hamleydi. İstikrarına yönelik bir hamleydi ve istikbaline yönelik bir hamleydi. Ve Allah'a hamdolsun ki yine milletimizin dirayeti dik duruşuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla, yine o kararlı duruşuyla bertaraf edilmiş hain bir girişimdi. 15 Temmuz'da gerçekten Türkiye yeniden teslim alınmaya, Türkiye bir biçimde kendi içine, kendi çelişkilerine ne yazık ki mahkum edilmeye çalışılan bir projeydi. Başarılı olamadı elhamdülillah. Ve burada 15 Temmuz'da millet çok büyük bir irade ortaya koydu. Dünya demokrasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde millet, sivil halk çıktı ve bu asker üniforması giymiş teröristlere karşı size geçit vermeyeceğiz dedi. Size bu kirli projeyi hayata geçirme fırsatı vermeyeceğiz dedi. Ve tankların önünde durdu. Canını verdi ve fakat vatanını vermedi.
bu ülkeyi vermedi, bu ülkenin istiklalini vermedi. Bir kere daha şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. O kahramanlar gerçekten Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlarımız gibi, tarihimizdeki bu ülkeyi bize vatan kılan bütün şehitlerimiz gibi gerçekten tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Bu vatanın bir gerçek tarihi var. O gerçek tarihin içinde gerçek kahramanlar kurucu unsurlardır. Ve 15 Temmuz'da bu anlamda bu ülkenin, bu vatanın tarihinde çok müstesna bir yere, çok özel bir yere sahiptir. Birileri 15 Temmuz darbe girişimini, işgal girişimini hayata geçirmek için çok yoğun hazırlıklara girişti. FETÖ, o hain terör örgütü, uluslararası alanda yoğun bir destekle bu darbeye zemin hazırlamak için çok yoğun bir şekilde çalıştı. Uluslararası medya aracılığıyla çok yoğun dezenformasyon gayretleri içerisine girdi. Kendi müntesipleri üzerinden, kendi örgüt mensupları üzerinden bir dizi istihbarat çalışması yürütmeye ve bu istihbarat çalışmalarıyla kendince ülkede bir zafiyet ortamı oluşturmaya çalıştılar. Ve 15 Temmuz'a giden süreçte 7 Şubat MİT kriziyle, 17 Aralık, 25 Aralık emniyet ve yargı müdahaleleriyle siyaseti dizayn etmeye çalıştılar. Bunların hepsi Cumhurbaşkanımızın gayretiyle bertaraf edildi. Ve bu yapı ilk defa 17-25 Aralık'tan sonra siyasal alanda kendisini görünür kıldı ve 2014-30 Mart yerel seçimlerinde varlık gösterip Cumhurbaşkanımızın karşısında yer aldı. Fakat orada da başarılı olamadılar. Ondan hemen önce Gezi kalkışmasında yine bu yapının bugün görüyoruz ki arka planda çok ciddi bir varlığı söz konusuydu. Bu varlıkla ciddi bir şekilde Türkiye siyasal alanını istikrarsızlaştırmaya ve bu istikrarsızlaşma üzerinden de bir yönetim değişikliği meydana getirmeye yönelik gayretleri oldu. Fakat hiçbirinde bunlar başarılı olamadılar. Ve en son çare olarak 15 Temmuz'da bir darbe yapmaya çalıştılar. Ve tekrar söylüyorum, bu darbeyi yapmaya kalkanlar esas itibariyle Türkiye'yi işgal planının bir parçası olarak hareket ettiler. Ve başarılı olamadılar. Tabii ki bu yapı, bu terör örgütü ve bu darbe girişimi Türkiye'ye zarar verdi. Türkiye'nin bu anlamda kurumları bunlardan etkilendi. Ve fakat bu 7 yıllık süreçte bir taraftan da gördük ki bu hain örgüt, hain terör örgütü devletten, kurumlarımızdan temizlendiğinde devletimiz çok daha güçlü, kurumlarımız çok daha güçlü. Dikkat edin, bu 7 yıllık süreçte artık Türkiye'nin terörle mücadelesi çok daha güçlü, çok daha etkin, çok daha az maliyetle ve daha büyük sonuçlar alacak şekilde devam etti. Terörü kaynağında kurutma stratejisiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları dışında çok nitelikli ve başarılı, sonuç alıcı askeri operasyonlar yürüttü. Öte taraftan yine uluslararası alanda askeri üsler kurmaya devam ettik. Ve çok daha etkin bir şekilde bunlar varlık gösterdiler. Ve yine devletin bütün kurumları bu hain örgütten temizlendikçe daha etkin, daha başarılı bir şekilde millete, halka, hizmete devam ettiler. Tabii bu 7 yıllık süre zarfında bir taraftan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'de hükümet sistemi üzerinden siyasal alanın istikrarsızlaşmasına yönelik herhangi bir girişimin başarılı olma şansını ortadan kaldıran yapısal bir düzenlemeye gidildi. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte gerçekten Türkiye siyasal hayatının uzun dönemli bir sorunu çözülmüş oldu. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte daha hızlı karar alan, yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında denge denetleme sisteminin daha iyi işlediği bir
hükümet sistemi ortaya çıktı. Ve bu hükümet sisteminde çok yoğun bir şekilde bu 5 yıllık süreçte de Cumhurbaşkanımız çok önemli adımlar atmaya devam etti ve ülkesi namına önemli kazanımlar elde etti. Türkiye'nin bölgesel bir güç olması, küresel bir oyuncu olması noktasında bu dönemde çok önemli kazanımlar elde edildi. Bu süreçlerin hepsinde emin olun bu hain terör örgütünden kamu kurumlarının temizlenmesinin çok önemli bir payı vardır. Biz geçtiğimiz seçimlerde de şunu çok net bir şekilde gördük ki milletimiz de bunun bilincindedir. Milletimiz de bu anlamda yaşanan bu dönüşüme onay vermiştir ve bu dönüşümün nedenli önemli olduğunu bir kere daha tescillemiştir. Fethullahçı terör örgütü dediğimiz zaman temelleri 1970'lerde atılmış bir yapıdan, uluslararası bir organizasyondan söz ediyoruz. Bir akıl, bir üst akıl var. Şimdi onunla mücadelenin devam ettiğini de görüyoruz kararlılıkla, sekteye uğramadan. İletişim Başkanlığı olarak siz Türkiye Yüzyılının Kahramanları temasını öne çıkardınız. Bunu biraz açar mısınız? Neden, niçin? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bu seçim sürecinde çok net bir şekilde şunu söyledi. Dedi ki, yeni dönem bizim için Türkiye yüzyılının dönemidir. Yeni çağ Türkiye yüzyılı çağıdır. Bu artık Türkiye'nin kendi içine kapanan, kendi iç çelişkileriyle yorulmuş bir ülke değil. Artık çok etkin ve itibarlı bir bölgesel güç ve aynı zamanda küresel bir oyuncu, küresel bir aktör olduğu, olacağı bir dönemin adıdır. Bu her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir imkandır. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları için bir imkandır. Bu anlamda Türkiye yüzyılı bir atılımın adıdır. Türkiye'nin kendi ad ve hesabına, kendi menfaatleri temelinde hareket edebildiği, ekonomiden dış politikaya, kültürden ticarete pek çok alanda varlık gösterdiği bir dönemin adıdır. Bu anlamda özgür, tam bağımsız Türkiye'nin, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin adıdır Türkiye yüzyılı. Türkiye yüzyılı bir vizyon projesidir. Ve Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı vizyon projesinin tam da Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında başlayacağını duyurduğunda aslında bir programı ortaya koymuş oldu. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte son 5 yılda bu program için çok ciddi atılımlar yapıldı. Çok ciddi kazanımlar elde edildi. Sermaye biriktirildi. Yapılan altyapı yatırımlarından tutun da terörle mücadelemize kadar pek çok alanda bu büyük ve güçlü Türkiye'nin, etkin, bölgesel ve küresel bir güç olan Türkiye'nin yeşermesi içindi. Bu yapılan yatırımlar neticesinde bugün Türkiye bu noktadadır. Ve bu noktayı da Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı olarak adlandırıyor. İşte bu Türkiye yüzyılının gerçekten ortaya çıkmasında gerçek kahramanlar var. Bunların arkasında yatan gerçek kahramanlar diye baktığımız kimlerdir diye baktığımızda dönüyoruz. Çok yakın tarihte gerçekten 15 Temmuz hain darbe girişimine, darbe görünümlü işgal girişimine karşı çıkan o kahramanları görüyoruz. 253 şehidimiz, en başta onlar, gazilerimiz ve gerçekten o gün meydanlara koşan, sokaklara koşan insanlarımız. Bunlar işte gerçekten Türkiye yüzyılının kahramanları. O gün o direniş sergilenmeseydi ve Sayın Cumhurbaşkanımız o gün cesaretle, dik bir duruşla ben milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım bugüne kadar diye açık ve net bir şekilde mesaj verip milletimi meydanlara çağırıyorum dememiş olsaydı, o takdirde bugünkü bu Türkiye yüzyılı şerefiyle biz şereflenmemiş olacaktık. Çok açık ve net söylüyorum. Türkiye yüzyılı önümüzdeki dönemin vizyon projesidir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle birlikte bu vizyon projesinin günden güne daha da fazla hayata geçmesi için el birliğiyle ve birlik beraberlik içerisinde çalışacaktır. Önümüzdeki dönem bu noktada pek çok alanda bizim çok ciddi mücadeleler vermemiz gereken, yatırımlar yapmamız gereken bir dönem olacaktır elbette. Dünya siyasetinde, bölgesel meselelerde
Pek çok krizde Türkiye artık güçlü bir şekilde kendi at ve hesabına hareket etme imkanına sahiptir. Sadece oyun bozan değil, artık oyun kuran bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve işte bu süreç, bugün yaşadığımız bu süreç, bu anlamda Türkiye yüzyılının kahramanlarının eseridir. O nedenle biz 15 Temmuz'u hatırlarken, 15 Temmuz'u tekrar yad ederken bu ifadeyi kullandık. Ve bu doğrultuda biz 15 Temmuz'un hafızalarda gerçek anlamıyla kalmasını, yaşamasını teminen de her yıl, son 5 yıldır belli projeler gerçekleştiriyoruz. Yine 15 Temmuz'un birinci yılından itibaren devletimiz bu noktada çok ciddi gayretler sarf ediyor. Sadece devletimiz de değil, sivil toplum kuruluşlarımız, bu anlamda birçok yine medyamız, hakeza üniversitelerimiz bu noktada ciddi gayretler ortaya seriyor. Yine bu hafta içerisinde, 15 Temmuz haftası içerisinde bizim yine Cumhurbaşkanımızın bir genelgeyle bize verdiği vazife çerçevesinde yaptığımız bir koordinasyon faaliyeti var. Bütün kamu kurum kuruluşlarında yürütülen faaliyetleri biz bu anlamda koordine ediyoruz. Ve şu an itibariyle bütün Türkiye sathında ve uluslararası alanda 10.000'in üzerinde projeyi biz proje takip sistemimize kaydettik. 15 Temmuz'un anılması namına. Bu çok kıymetli. Bu sene yine 15 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımız yine 15 Temmuz programına iştirak edecekler ve Beylerbeyi Stadyumu'nda, İstanbul'da olacaklar ve orada milletimize hitap edecekler. Yine 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bizim birçok projemiz var. Uluslararası alanda çeşitli sempozyum ve paneller düzenliyoruz. Yine biz Türkiye'nin farklı meydanlarında yine dijital teknoloji imkanlarıyla, işte dijital kulelerle hem şehitlerimizi anıyoruz, onların aziz hatıralarına tekrardan saygı ve minnet ifadelerimizi dile getiriyoruz. Onun dışında yine açık hava sergilerimiz söz konusu ve bunlarla birlikte yürüttüğümüz yine Türkiye çapında konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerle istiyoruz ki gerçekten bu kahramanlık destanı nesilden nesile güçlü bir şekilde aktarılsın ve bu kahramanlık destanı aynı zamanda uluslararası alana da çok net bir mesaj verilsin. Türkiye artık uzaktan düğmeye basarak bir takım illegal yapıları harekete geçirerek dizayn edilecek bir ülke değildir. Türkiye milletiyle devletiyle bütünleşmiş demokratik bir ülkedir ve milli irade ancak ve ancak milli irade tarafından değiştirilebilir. Milli iradenin kararı ancak milli irade tarafından değiştirilir ve milli iradeye herhangi bir müdahale asla ve kat'a kabul edilemez. Bunu da bütün dünyaya bu mesajı da vermek istiyoruz. Bu gayretle bu çalışmaları sürdürüyoruz. 15 Temmuz dediğimiz zaman siz sürekli olarak bir halk hareketi olarak gördüğünüzü ifade ede geldiniz bugüne kadar. Geçtiğimiz 7 yıllık sürece baktığımızda 15 Temmuz direnişinin Türk halkı üzerindeki mevcut ve muhtemel etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 15 Temmuz gerçekten halkın içinden, milletin içinden çıkmış, hepimizin şahit olduğu, hepimizin oyun orada net bir şekilde gözlemlediği üzere doğal bir direniş hareketidir. Çünkü o gün uluslararası alandaki egemenler Türkiye'de bir yönetim değişikliği yapmak için bir kirli örgütü, hain bir terör örgütünü kullandılar. Ve millet buna lideriyle birlikte net bir şekilde darbe vurdu. Darbe yapmak isteyenlere darbe vurdu ve onları bertaraf etti. Ve bunu yaparken de ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Milletin özgüveninin tescilidir 15 Temmuz. Bu anlamda baktığınızda milli iradenin aslında kendi modernleşme tarihimiz içerisinde de nedenli önemli olduğunun millet tarafından net bir şekilde hatırlandığı ve 1900 örneğin 27 Mayıs'ta olduğu gibi, 12 Eylül'de olduğu gibi öyle isteyenin gelip de iradesine ipotek koyabileceği, elinde silah olan birilerinin
müdahale edebileceği bir alan olmadığını gösterdi. Bu yönüyle bir özgüven göstergesidir. Milletin özgüveninin yükselişinin göstergesidir. Bu nedenle de ayrıca kıymetlidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çok çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. İlginiz için de ve bu süreçte yaptığınız yayınlar için de. Çünkü sizlerin, medyamızın bu noktada toplumsal hafızanın diri tutulması, 15 Temmuz'un ne denli kıymetli bir direniş hareketi olduğunu, 15 Temmuz'un ne denli kutlu bir hareket olduğunu anlatmanız çok çok kıymetli. Ben de bu gayretleriniz için sizin şahsınızla hem TRT'ye hem bütün medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Evet, dünya darbe tarihlerine baktığımızda 15 Temmuz destansı bir direnişin adı olarak yer almakta. Türk halkı devletin bütün kurumlarına neredeyse sirayet etmiş, 1970'lerden itibaren temeli atılmış bir terör örgütüne şanlı bir direniş gösterdi ve 253 şehidimizle birlikte darbe girişimi bertaraf edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla halk, millet, milli iradeye arka çıktı, sokaklara döküldü ve darbe girişimine, akabinde işgal ve istilaya, belki de Türkiye'yi bir iç savaşa götürecek bu hain plana geçit vermedi. TRT Haber'de 15 Temmuz özel yayınlarımız devam edecek.